subject of matter take a great deal of time. It seemed like a good idea at the time. I'm afraid this is where it all ends. With this thin line between what seems and what is. You think you see something, but then again you really project. That's how to define a dreamer. The split between what I believe I saw and what really happened always troubled me. Facts and appearances blur, memory and fantasy blend. Here's a fact for you though. What shines is gold, and size matters. Sonradan öğrendiğim şu bilgi bence daha da enteresan. Çünkü Duchamp'ın işte böyle
kaç tane, 12 tane, 15 tane hazır nesnesi var. Çok da sınırlı sayıda yapıt üreten bir sanatçı. Bunların hiçbirinin tırnak içerisinde orijinali, yani o ilk çıkarttığı işte budur dediği o işte meşhur fotoğraftaki pisuar yok. Hepsine şey diyor, o kayboldu. İşte bir bisiklet tekerleği var, onu bir arkadaşıma vermiştim, geri gelmedi. İşte kürek var, onun aslı nerede bilmiyorum falan. Ve hep onların dahi replikaları var. Yani bu da şu anlama geliyor bir şekilde. Bizim işte bakkaldan aldığımız kürekle aslında New York'taki Modern Sanatlar Müzesi'ndeki kürek arasında pek de bir fark yok. İkisi de bir şeylerin sureti. Bu yüzden Duchamp hep bende böyle bir açılım sağladı veya bir umut ışığı oldu belki de. Ve zannediyorum başka ülkelerdeki başka sanatçılarda da. Şimdi benim tabii gençken bir sürü yapıt üretmeye çalıştım veya da çalışmalar yaptım. Ama bunların çoğunluğunda mesela bir ara şöyle bir seri yapıyordum. İşlevsel nesneleri, işte telefon olabilir, masa olabilir, iskemle olabilir, paket kağıdıyla kaplayıp koli bandıyla sarıyorum. Sonra ta ki Cristo diye bir sanatçının bunu zaten hayat boyunca yaptığını öğrenip düşürdüğünde oraya kadar. Sonra bunun gibi bir dolu şeyi bilmeden baştan işte keşfettim diyeyim ve her seferinde duvara çarpıyorum. Sonra birkaç sene sonra aslında ilk yapıtım olarak hep bu Louvre Müzesi'ne bir mektup yazmıştım. Onu düşünüyorum aslında. Bu durumun içinden çıkmaya çalıştım. Çıkma formülüm de birazcık işte bu müzelere yazmaya başladım. Aslında garip ama benim son derece dürüst olarak ve işte hevesle istediğim projelerdi. Bir tanesi de Louvre Müzesi'nin o zamanki müdürü Pierre Rosenberg'ti. Ona yazdığım bir mektuptu. Dedim ki işte ben kavramsal bir sanatçıyım. Sizin müzenizdeki yapıtlarla ilgili, yapıtlardan bir tanesiyle ilgili hoş bir projem var. Sizi de heyecanlandıracağına eminim. Mona Lisa'yı birkaç günlüğüne baş aşağı sergilemek istiyorum. Sonra tekrar düzeltiriz. İşte birlikte çalışmamız için heyecanla bekliyorum falan gibi bir şey. Sonra bir hafta sonra mektup geldi geriye. O zaman e-mail var mıydı hatırlamıyorum. Orada Pierre Rosenberg'den imzalı kendi yazmış bir mektup geldi. İşte tabii böyle çok Fransız bir şekilde çok teşekkürler. Diğer çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ben ama onu anlayana kadar yani bayağı heyecanlıydım. Bana gel görüşelim falan diyor zannettim. Sonra dediğim gibi bundan sonraki esasında ikinci bir çıkış yolu bulduğum şey, o zamanlar DIA diye bir şey vardı ve işte İstanbul'da bir tane esas diyelim küratör vardı, Beral Malatra. Ben de onunla tanışıyordum. Daha işte ne bileyim 20 yaşında, belki 18-19. Ona gittim, işte eserlerimi göstermek istiyorum ona. O dedi ki, DIA'larını getir dedi eserlerini, o küçük işte şeyler, sayılan fotoğraflar. Ben de gittim hemen araştırdım, DIA nedir acaba diye. Sonra buldum işte DIA filmi, DIA'larını çektim. Sonra düşünüyorum sürekli, niye acaba DIA'sını istiyor? Sonra da şöyle bir şey düşündüm, herhalde dedim, şeye, slide makinesine koyacak, büyük olarak bakmak istiyor, yani bunu hissetmek istiyor. Ben de koydum bir dosyaya DIA'ları, gittim. O da şey yaptı, şöyle cama doğru tuttu dosyayı, oradan baktı. Sonradan anladım ki DIA dediğimiz şey daha dayanıklı bir şey, böyle daha arşive yakın bir şey. O yüzden hep DIA'ları çekiyormuş birçok işte yapıttan enstalasyonu neyse ki ileride onlar kalsın diye günümüzdeki belki yüksek çözünürlüklü işte dosyalar gibi. Sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Eserin kendisini değil de madem DIA esas olan şey, arşivsel olan şey, eserin kendisini değil DIA'larını sergileyelim. Ve bunu da yapmak için ve bunu bir cama yapalım. Hatta sokak seviyesinde bir cam olsun. Böylece gündüz insanlar içeri girsin. Geceyin de ışıkları açık bırakırız. Sokaktakiler de görür. Gibi bir şey. Ve ilk seferinde bunu 99'da yaptığımda evimin, kendi evimin camında bir denedim bunu kendi yollarımla. Ve o zaman da ne kadar bilebiliyorsam işte başta Duchamp olarak poz verdim. Bir tane de pro ile aslında. Bu, evet. Daha sonra bu işi ve o da bir başka bir mucize. Yani insanları nasıl ikna ettim onu da bilmiyorum ama Yapı Kredi, o dediğim Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nin
canlarına yaptık. Önce tabii bulmak, bunu diyaları bulmak bayağı bir problem oldu. Birçok sanatçı arkadaşlardan, işte galerilerden falan aldım. Ama dolduramadık hepsini. 30 bin diye lazımdı. En sonunda gazetecilere sormaya başladım. Çünkü onlara o zamanlar basın bülteni diyalarla gelirdi. Şimdi film gösterimi varsa mektup olarak gelirdi. 2-3 tane de diya yapıştırırlardı. Onlardan bütün o eski diyalarını aldım. Onlar da işte Tom Cruise, bilmem ne böyle şeyler, artistler vardı. En çok da onlar ilgi çekti şeydi tabii. Yani insanlar geceliğin oraya üşüşüyorlardı. Ama şey de oluyordu. Bir anlamda bir karşılaşma, insanlar sohbet etmeye başlıyorlardı vesaire. Benim için anlamlı olan kısmı gündüzleyin işte burası tabii daha farklı gözüküyor. İçerideki ışık gün ışığı üstüne vuruyor. İçeriden görebiliyorsunuz. İçeride şey var, etiket var. Benim ismim yazıyor, Yaptın ismi yazıyor. Bir sanat galerisinin gerçekten nasıl olması gerektiği. Parantez içinde büyük cam. İşte Duchamp'ın büyük camına atfen. Ve diyaların doğru tarafını görüyorsunuz. Gece ise ışıklar açık bırakılıyor. Kapılar kapanıyor. O sırada galiba bir restorasyon gibi bir şey yapıyordu burada. Galerinin ismi de yok. Benim ismim zaten yok. Dışarıda bu sefer camın ardından tersini suni ışıkla görüyorsunuz ama sokaktasınız. Sanat alanına girmek zorunda değilsiniz. Sonra bunu Hollanda'da daha çok işte 100 bin kadar bir yer yaptık. Ama İstiklal Caddesi'ni hayal edebilirsiniz. Yani orası yani milyonlarca kişiyi herhalde ağırlıyor. Oradan da biraz daha seyrek izleyici vardı. Sonra şimdi bizdeki duruma çok benzer bir durum. Bence Çin'de de var. Hatta daha bile sert bir durum var orada. Çünkü bizde her ne kadar işte demokrasi, seçim vesaire olsa ve kesintiye uğrasa sürekli orada totaliter bir yaklaşım var. Ben birkaç yıl önce oradaydım, belki 5 sene olmuştur. Birileriyle konuşuyorduk. Onlar dediler ki, yeni başbakan görevi başladı. Ben de nasıl oldu, seçim mi yapıldı dedim. Onlar, yok, işte bir gün uyanıyoruz, bize başbakanımız bu oldu diyorlar dedi. Bana da garip gelmişti o zaman yani. Bir de kültür devrimini düşünürseniz yani oradaki, o iyice absürt bir şey. Ama yani anarşist bir yerden bakarsanız heyecan verici bir şey. Çünkü bir günden bir güne insanlar diyorlar ki işte eski işleri bırakalım, boş verelim, bunları atalım çöpe. Her şey yeni bir sayfa açalım, baştan başlasın vesaire. Ama gerçekten bunu yapınca yani bu absürt fikri hayata geçirince işler tam öyle yürümüyor. Aynı bireyler mesela bu fikri fantezi olarak kafasında geliştirebilecek olan bireyler bu sefer eski yapıtlara ilgi göstermeye başlıyorlar. Çünkü onlar kuruma ve güce karşı çalışmak istiyorlar. Sanatçıların genellikle yaptığı gibi. Ve bence bu küçük bir kesimde değil. Yani bu dediğim işte Türkiye, Çin ya da Güney Amerika ya da Hindistan vesaire hep Batı sanatının dışında bırakıldığı varsayılan yerler. Aslında mesela şeyde de kadın haklarından bahsederken azınlık hakları denir ya, oysa kadınlar çoğunlukta. Burada da, dünyada da yani bu azınlık veya da dışarıdakiler aslında işin büyük çoğunluğunu oluşturuyorlar. O yüzden bana sorarsanız yani Ai Weiwei'nin de şimdi sergisi olan sanatçının da işte 20'li yaşlarında gittiği New York'ta ilk yaptığı şey bence onun da öyle bir açılım bulduğu Marcel Duchamp'ın büyük camının küçük replikasının Modern Sanat Müzesi'nde bir tanesinde yarı yarıya bölünmüş, bir tanesi de tam arkasından göründüğü bir otoportre çektirmek olmuş diye düşünüyorum. Sonra aynı dönemde Birleşmiş Milletler'de oradaki Çinli gazetecilerin aslında tutuklu bulunan Çinli gazeteciler için bir eylem yaparken orada açlık grevine katılıyor çadırın içinde ve bir tane bandanası var. Şimdi bandanada Çince bir şeyler yazıyor. Bu her zaman bize egzotik geliyor aslında bir anlamda. Mesela hep Şirin Neşat'ın işte portrelerini düşünün, Arapça bir şeyler yazıyor. Biz herhalde Kur'an'dan bir şeyler yazıyor diye düşünüyoruz yani. Ama orada bambaşka işte Galatasaray Fenerbahçe maçı da anlatılıyor olabilir yani. Ona aslında bir dekoratif bakıyoruz gibi geliyor bana. Burada da belki öyle bir şey var. Yani iyicil bir yansıtma yapıyoruz oraya. Hem Çinli olduğu için hem de Çince olduğu için. Oysa ki orada
ananızı becereyim yazıyor. Yani o da bana sorarsınız bir şekilde vahşi bir şekilde o işte ne bileyim oryantalizmi terse çeviren bir bakış. Onun bence en güzel örneği de şu işte perspektif çalışması yapıtı. O da bir şeyleri baş aşağı dönüştürmeye çalışan. İşte o selfie dediğimiz bizi en iyi anlatan yüzümüzü gösteren ama aslında son derece edilgen olduğumuz mecrayı alıp yani beğenilmek için, edilgen bakılmak için çektiğimiz o selfie'yi tersine çevirip ama bireyi gene oraya koyuyor. Bu sefer edilgen değil, etken olarak. Yani işte burada Tiananmen ama işte ne bileyim Eyfel Kulesi de olabilir. Bir şeylere küfür etmek için ama birey olarak o kurumun karşısında kendini konumlandırmak için tersine çeviriyor bence ve etkili olan kısım da bu diye düşünüyorum. Buradan belki şey açısından, şiddet açısından birazcık yaklaşan başka bir yapıtım üretim, sonra biraz daha ileri gidiyorum. Tüm Dünya İşçileri diye bir şey yapmıştım. O da minik, aslında biraz tesadüfi çıktı ama minik bir heykel yapmaya çalışıyordum. Üzerine bir ağırlık binecek kareyde, sonra yavaş yavaş kalkacak, bu da tekrar doğrulacak. Sonra kardeşimin bir stres topu vardı kırmızı. Onu keserken adam böyle sanki sol yumruğunu havaya kaldırmış işçi gibi bir şey veya işte komünist protestocu gibi bir şey çıktı. Ben de sonra bu bunları bastırma işini izleyicilere yaptırmayı düşündüm. Ve süngerden bunları üretip işte yere yapıştırıyorduk. Sonra gelen geçen ve genelde bunu grup sergilerinde sergiliyorum ki insanlar aslında başka bir şey için gelmiş olsunlar ve bunun üzerine basmak zorunda olsunlar diye. İşte bir kısmı tekrar kalkıyor, bir kısmı daha alıp gidiyor. Sonra filmde de biraz gösterdik. Yine işte o geçicilik işte yani benim derdim belki de iki eksen olduğunu düşünüyorum. Yani hem Çin'le hem Ai Weiwei ve benzeri sanatçılarla kesiştiğimiz bir tanesi o işte konuşmanın başındaki gibi yanlış yerde yanlış zamanda olma hali ya da öyle varsayma hali. İkincisi de bireyle kurumun arasındaki yüzleşmek veya karşılaşma. Bireyliğini koruduğun sürece o kurumun karşısında bir şansın var. Ama sen büyüdüğün sürece bu sefer aslında o kurumla bir şekilde baş etmeye çalışıyorsun. Bu da bence senin şansını bayağı bir azaltıyor. Çünkü öteki türlü onu alt edemesen dahi öyle bir ihtimal olduğunu sezdiriyorsun. Onu sezdirmek de zaten bence bir şeyleri değiştirmek için yeterli. Şimdi ilk kez Radikal'le yaptığımız bir proje de bana biraz öyle geliyor. Çünkü belki bunu biliyorsunuzdur. Gazete işte, yani şu anda yarınki gazeteyi hazırlıyorlar mesela. Biz de ortak işte planlıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Ben işte birkaç kişi tasarladıktan sonra kapağı bize veriyorlar. Biz de onun üzerinden geçiyoruz şeyler, bütün yazıları, bütün çizimleri. Ve ondan sonra o taranıp gazete olarak o çıkıyor ertesi günü. Gazete çıktığı zaman da işte Radikal'de kaç tane hatırlamıyorum. 60 bin kopya galiba. 60 bin tane çoğaltılmış çizim oluyor ama o günün haberle ilgili. Ben de o gün işte biraz, bir de hep şey yapıyorlar, burada resim koymuşlar mı hatırlamıyorum ama illaki bu projeyi anlatan bir de yazı oluyor gazetede. O yüzden de ben biraz utanıyordum yani, bu gazetelerde almak istiyorum, bir tane geldi eve. İşte ne bileyim 10 tane daha almak istiyorum ama işte şüphelenmesinler diye şeyler de, satıcılar da işte 2 tane alabilir miyim falan diyorum. Kendim olduğum için alıyorum gibi olmasın diye. Neyse, nasıl olsa her yerde var, alabilirim falan diye. Sonra ertesi gün oldu, bir anda bitti o. Yani o geçicilik aslında birazcık da bunu güçlü kılıyor. Hatta Cem belki hatırlar, bunu Biennale'nin ilk günü yapmıştık. Bayağı da işte tırnak içerisinde başarılı oldu. O zamanki yayın yönetmeni de şey dedi, kapanışını bir daha yapalım dedi mesela. Yani ben de tabii ki olmaz diye düşündüm. Çünkü tekrarladığın anda bir gösteriye dönüşmüş oluyor ve beklenen bir şey oluyor. Sonra bunu İsveç'te bir
gazeteydi ama bu sefer kültür sayfasına yaptık. Yeterince bence etkili olmadı. Sonra Almanya'da Freitag diye aslında çok hoş bir gazete ama haftada bir çıkan bir gazeteyi yaptık cumaları. O yüzden de bence beklenen etkiyi yaratmadı. Çünkü elini alanlar birincisi şey diyorlar, aa niye ben bunu düşünemedim? İkincisi nasıl yaptın ya bunu işte aynı yani bugünün gazetesi nasıl olur da elle yapılmış olur? O kısmı gitmiş oluyor. Sonra New York Times'a yaptık. Onlar da çok fazla işe dahil oldular bence. Bir yandan çok eğlenceli bir çalışması. Öte yandan birazcık suyunu çıkarttılar. Yani şeyi işte dizaynı ona göre yapıp iç içe geçirip işte büküp falan filan. Bir de hafta sonu ekinin kapağı oldu ama küçük komikli bir video yapmışlardı. Birkaç dakikalık onu göstereyim isterseniz. Orada da göreceksiniz yani New York Times kendini yani bir yandan merkez zannettiği için her şeyi de kendine göre ayarlamak istiyor. Bir yandan çok entelektüeller. Öte yandan da bu kadar dahil olmaları işi bozuyor bence. PS1, an art center in Queens, New York, opened a new exhibit on Thursday featuring more than 24 artists who have replicated, reconfigured, and reconstituted the stuff of everyday life. The show, titled Altered, Stitched, and Gathered, explores how the ordinary, like this large stack of IKEA hangers, can become art. Taking part in the show is 33-year-old Turkish artist Serkan Askoyit. His work explores the relationship of the original and the copy in a mass-produced postmodern world. He does this by taking newspaper pages and drawing replications of them, line for line, thereby creating a personalized version of an otherwise mass-produced product. It's the experience which is unique. So it is that one day you have this limited edition of a newspaper as a drawing, and next day it's gone. This is one of the things I've been trying to do over the years, like sort of use different arenas in the public sphere. The New York Times decided to feature Askoyit's work on the front page of the December 15th Weekend Art section in a rather unique way. They did it by having him draw the very same page it's appearing in and placing it in the art box, creating a sort of visual infinity. As opposed to just having him draw the page and then reproducing, you know, the page as his drawing, we decided to create the page normally and then to have him, you know, redraw it and then duplicate it so it becomes one of his infinity games and his paradoxes. What we gave to Serkan was this page, but you know, we created this in our normal manner, this part of the page, and then, you know, reproduced it multiple times and tilted it and put it into here, and then he traced this entire product, and then we took his tracing and replaced our mechanical version with his hand-drawn version into this position, and that way you get the sort of the paradox of the page within the page. Set up in a workstation inside the New York Times newsroom, Serkan Askoyit went to work. It took him a little more than 5 hours to complete the drawing. The original drawing, along with copies of the printed newspaper, are part of Askoyit's exhibiting work at PS1. The show runs until January 22nd. Yani gördüğünüz gibi biraz oranın grafik tasarımcısı işte Tom Bartkin neredeyse kendi işini yapmış gibi bir şey olmuştu. O yüzden o da bence o kadar iyi işlemedi. En sonunda ama aslında iyi bir şey, radikal de başladı ki çünkü o çok doğru bir şey olmuştu bence. En sonunda Queer Journal diye Indiana'da yayınlanan bir gazeteyle Indiana, Kentucky, işte Midwest'te 200 küsür bin tirajı var. Onlarla birlikte bu sefer gerçekten ana sayfayı yaptık ve çok korkuyorlar tabii ya okurlarımız anlamazsa bunu, işte ya rakip gazeteyi alırlarsa ve ileride bizi almazlarsa falan diye. Neyse ama çıktıktan sonra hemen anlaşıldı. İnsanlar çünkü
ana sayfada görünce bence bir şekilde ilişki kuruyorlar. Neyse, bu da onun son etkisi oldu. Bu da işte şeyden, bakkaldan aldığımız hali. Benim için de esasında yani bu yapıtın çizimini yaptığım şekli değil de onun gazete kağıdına basılmış hali bence orijinal. Yani ancak kopyalandığında orijinaline ulaşabileceğimiz bir yapıt. Şimdi buna çok benzer bir fikir. Bunu da birkaç kez Çin'de sergiledim. Bana onun kellesini getirin işiydi. O da bir heykel yapmak istiyorum. Yani heykelde şu, işte bir tabak üzerinde duran bir kafa, ayı kafacı diyelim. İsmi bana onun kellesini getirin. Ama ben bu heykeli hiçbir zaman yapmadım. Ben bunu sadece kalıplarını yaptım. Yani dışını yaptım. Yani olasılığını hayata geçirdim ya da işte olasılığına işaret ettim ve bu geçicilik ilişkisini kurmak için de lokantalarla çalıştım ve her seferinde farklı bir lokantada bu Pekin'de Emon de Bond diye bir lokanta vardı. Oranın şefiyle birlikte çalıştık. Şef yani aşçı ne isterse onu yapıyor. Yani malzemesini bir anlamda o seçiyordu. Sonra menüde listeleniyor bu. Bana onun kendisini getirin. Ve görmek isteyenler tıpkı gazete projesinde olduğu gibi gazete işte 1 liraysa sanat yapıtının olduğu gün de 1 lira. Artı bir şeysi yok. Burada da işte o tatlı normal bir herhangi bir tatlı işte 10 liraysa bu da 10 lira. Ve menüden bunu seçip istiyor. İçeride yapıyorlar, getiriyorlar. Ondan sonra da işte yiyor parçalı yani saklayamıyor. Ve böyle baktığın zaman bunu kimse ısmarlamazsa bu yemeği bu heykelden hiç yok. Bir kişi ısmarlarsa bir tane var. 1000 kişi ısmarlarsa 1000 tane var. Tamamen arz talep şeyini, ilişkisini eşitlemek istedim. Buna benzer negatif uzam ile ilgili başka bir şey daha göstermek istiyorum. O da ani esinti. Şimdi burada yaptığım şey aslında oldukça basit. Tavandan yere kadar işte ince böyle nesnamsı ipleri gelip ondan sonra normal dediğimiz A4 kağıdı işte bükerek ederek onlara yapıştırarak ortadaki işte iki türlü bakılabilir. Bir tanesi büyük bir rüzgar çıkmış, bütün kağıtlar dağılmış ve orada donmuşlar gibi. Ya da tek bir kağıdın mekan içerisindeki yolculuğunu an bir an yine dondurmuşuz gibi görülebilir. Bunu yaparken işte yani buradaki bütün mesele de orada baktığınız şey yani gördüğünüz şey o kağıtların kendileri esas heykel değil, esinti de o değil. Onların işaret ettiği şey rüzgar diyelim. O da görmediğiniz şey, olmayan şey. Öte yandan buradaki yapıtın işlemesi için gereken şey de tabii ki esintisiz bir ortam. Yani burada rüzgara yer yok çünkü öbür türlü titremeye başlarlar. İşin ismini de ani esintiyi de iki yerden aldım diyeyim. Ya da çaldım demeyeyim. Yani gönderme yaptım ama onun üzerine de komik bir şeyler oldu. Şey, öncelikle Hokusai'nin biliyorsunuzdur şeysi, ani esintisi, tahta baskı. Sonra bundan esinle Jeff Wall'un yaptığı ani esinti. Sonra benimki. Ve insanlar gelip mesela sergilerde şey soruyorlar, daha önce aynı Jeff Wall'un kimdeki kağıtları alıp aynı yerlere mi yerleştirdim diye ben hep evet diyorum ama aslında öyle olmadı. Daha tesadüfi. Sonra yıllar içerisinde bu sefer de benden kopyalayan bir sürü insan çıktı. Birkaç tanesini buraya yapıştırdım. Bir tanesi Paul Coxedge diye bir İngiliz tasarımcı aslında. Bunu galiba Cape Breton'da sergiledi. Benden birkaç sene sonra ve bunları bir kere yani çok çirkin buluyorum ben. Şey olarak hatta avukat Murat'a da danışmıştım yani ne yapacağız bunları, bu insanlara mektubu yazacağız, ne yapacağız, dava mı etmek lazım. O da bana haklı olarak işte şey yani sana yakışmaz, sen zaten kopyayla ilgilenen birisisin. işte en fazla gurur diyebilirsin demişti. Ama biraz da üzüldüm çünkü çok çirkin gözüküyor. Sanki tek bir açıdan fotoğrafını görüp oradan yapmış gibi. Bir de kullandığı şeyler ucuz kağıtlar değil, kalın bir malzeme ve onları tek tek satmaya çalışıyordu sonra. Sonra bir başka sanatçı, Gabriel Lester, aslında çok iyi bir sanatçıdır, tanıyorum da. O birkaç sene önce o yaptı bunu. Ve de Stockholm Müzesi'ne sattı. Sonra
Bu çok yeni. Galiba bu sene. Amelia Picard. O da renkli yapmış ama beni hep düşkürtme öğreten şey o kadar da iyi olmamış gibi geliyor bana. Yani daha böyle üç boyutlu kontrol edememişler gibi. Neyse, bu da böyle bir şey. Sonra gene mekan ve işte ne bileyim boyut vesaire ile ilgili ve gene ucuzluk ve değerle alakalı olarak arada tabii de Davut Ekeli var, onu anlatmıyorum. Onu zaten gına gelmiştir artık. Oradaki işte beni tetikleyen şeylerden biri de söylediğim gibi insan yapısı olan en değerli nesne iyi taklit etmekti. Sonradan şeyi düşündüm. İnsan yapısı olan ya da tasarım özellikle tasarlanmış olup da en değersiz nesnelerdir. En değersiz nesne olarak en değersiz olabilecek meta değeri en az tasarım nesnesi hangisidir? Bunun üzerine makarna olacağını düşündüm. Bir makarna tarihçi. Yani bir kutu alıyorsun, içinde yüzlerce var. İşte 2 lira. Bir tanesi işte birkaç kuruş. Sanat eseri gibi düşünürsen bütün bugüne kadar yapılmış işte diyelim kelebek makarnaları ve bugünden sonra yapılacak kelebek makarnaların sayısına bölersen bunu sınırlı bir etiyormuş gibi sıfıra çok yakın değeri var. Ama hala tabii ki az da olsa değeri var. Besin değeri de var. Ve tasarım değeri var. Bir tane kendime benzeyen bir arkadaşımı buldum. Georges Legendre, matematikçi. O 92 tip farklı makarnanın, işte kelebek, çubuk vesaire matematik denklemlerini yazdı. Yani 3 aksın denklemlerini. Sonra onunla beraber bu denklemleri 3 boyutlu bilgisayar modellerine dönüştürdük. Sonra da oradan 3 boyutlu çıktılar aldık. Sonra galeride de bir tane kutudan çıkma makarna taneciği ki onların hepsi zaten birbirinden farklı yani çok yakından bakarsanız o Platon'un şeysi gibi çörek örneği gibi çörekçinin kalıbı tektir ama her bir çöreğe baktığınız zaman hepsinde minik minik farklılıklar görürsünüz makarna da bir şey. O yanında işte 3 boyutlu bastığımız George'un kafasındaki o ideal makarna orada gelen kendi içine hatalı bir de denklem. Bunları yani bir de farklı 400'den fazla makarna tipi var aslında 192 yazısında da. Sonra galeride işte A'dan Z'ye bunları yan yana hepsini sergiledik. Bunu yaparken de yapıtın isimde 1 ve 3 makarna dedim şeyde. Joseph Kosut'un içine gönderme yaparak. Yani hep kafam benim de aslında bir şekilde göndermelerle çalışıyor. Sonra gene işte negatif uzamdan bahsedersek gene belki isterseniz gene bir şiddet teması da var ama o hep bende ima ediliyor bana sorarsanız. Miraj diye bir iş yaptım. Orada benim yapmak istediğim şey galeri diye düşündüğümüz ya da boş galeri diye düşündüğümüz şey işte 4 duvar, yer, tavan, biraz da ışık yani çünkü görebileceğiniz kadar. Buna boş diyoruz biz böyle bir galeriye gittiğimiz zaman. Ve işte içeri bir şeyler getirirseniz resim, heykel neyse onlar da sergilenen yapıtlar oluyor. Burada ise bir şey ekleyerek bir şey çıkararak bir şey yapmak istedim. Çıkaracağım şey de ışık oldu. Yani ışığın bir kısmını belli zamanlarda yok ederek. Bu açılıştaydı. New York'taki versiyonu. Ve işte 4 dakikada bir insanların üzerinden böyle büyük şey yolcu uçağı gölgesi geçiyordu. Tabii galeride sahibe kadardı, şeye de yakın. İşte ikiz kulelerin eskiden olduğu yere de yakın. O yüzden öyle bir anlamı da kurulabilir. Burada önemli olan bir şey daha, tabii iç mekanda olduğumuz için kafamızın üzerinden uçak geçtiğini düşünmüyoruz. Bunun gölge olduğunu, yani ışık oyunu olduğunu farkındayız. Demek ki normalde çünkü gölge dediğimiz şey nesnesine gönderme yapar. Yani şeydeki gibi, işte o semiyolojide dumana bakarak ateş olduğunu varsayarız gibi bir şey. Gölge, işte insan gölgesi varsa bir insana yapışık olduğunu varsayarız. Uçaksa üstümüzden uçak geçiyor. Burada ise gölge uçağı değil, uçağın gölgesine işaret ediyor, gönderme yapıyor. Yani aslında uçağın gölgesinin gölgesi tersten bakarsak. İsmi de Miraj koydum. Miraj işte biliyorsunuz şey, çöllerdeki işte optik görsel bir yanılsama.
Ama aynı zamanda bir de Fransızların Mirage diye bir uçağı vardı. Şeye, radara yakalanmıyor. Böyle bir fotoğraf. Tamam. Sonra yine benzer varlık yoktu. Bir de bu makarnaları yan yana görmekten dolayı diyeyim. İki şeyi birbiriyle eş olduğunu varsaydığımız iki şeyi yan yana görmek bana garip bir duygu ve izlenim verdi diyeyim. Çünkü aynı olduğunu düşünsek bile zaten mekanda iki ayrı yer işgal eden, o iki şeyin aynı şey olmadığını biliyoruz. Neyse sonra düşündüm, işin kopyasını yapayım ama bu en olmayacak bir şeyin kopyası olsun. Gökyüzündeki ay aklıma geldi. Ayın kopyasını yapmak istiyorum. Bunun üzerine birkaç tane şirketi aradım. İşte büyük hologramlar yapan, işte projeksiyonlar vesaire. Onlar da dediler ki tamam yapabiliriz bunu, işte maket yapalım. Helikopterleri gökyüzüne göndereceğiz. Oraya spreyle sis yapacağız. Büyük projeksiyonlarla ayın yanına bir dolunay gecesinde başka bir ay yansıtacağız vesaire gibi. Sonra düşünün bu bir kere dünyada bir ülkenin bir mahallesinin bir yerinde olacak. Büyük ihtimalle birkaç saniye sürecek. Sadece fotoğraf çekebileceğim bir şey. Bunun üzerine bir app yaptım. Akıllı telefon uygulaması. İsmi de Maymun. Şeyde kullanılan fotoğrafta maymun olarak otoportre zaten. Bir arkadaşım çekti aslında. Ve bunu yükledikten sonra size bir ok gösteriyor. Yani aslında augmented reality denen işte hem kamerayı açıyor, hem oradaki uygulama var, hem de dünyanın geri kalanı var. Siz kameradan geri kalanı görürken odanın içerisinde bir de bu ay beliriyor. Ve bu ay, yani maymun, gerçek ayın hemen yanında. It's called my moon. It floats next to the moon at all times, even when you don't look at it. Using the smartphone as a window, one can see my moon clearly. It is visible around the globe and from space, even indoors. One can take a snapshot with the camera. One can pinch and bring it closer to himself. My moon is your moon. Bunlar da işte her fotoğrafı çeken dünyanın herhangi bir yerinden birisi. Dünyanın da yani benim test ettiğim ve insanlar ben gördüğüm kadar her yerde çalışıyor. Gerçek ayın biraz yakınlarında bir yerde çıkıyor bu. Ve bunu bulduktan sonra fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bütün o fotoğraflar bir web sitesine gidiyorlar. Bunlar işte onlardan birkaç tanesi. İnsanların yolladığı ve ben şeyi bilmiyorum. Kim nereden yolluyor onu bilmiyoruz. Bu da o dediğim maymun olarak otoportre. Birkaç sene sonraki halim. Ve maymun sözcüğü de, yani Arapça'da esas maymun, aynı maymun anlamına geliyor. Ama aynı zamanda Yunanca'da maymun, maymun demek. İşte Macarca'da, Arnavutça'da vesaire bir sürü dilde aslında o sözcük kullanılıyor. Ama bir yandan da şey aklıma geldi. Maymun, İngilizcesi de ape mesela. Ape'in de taklit etmek demek. Maymun taklit eden hayvan. İşte bu da ayı da ayı taklit ediyor falan gibi bir yerlere varabiliriz. Sonra boş galerilerden gelmişken gene son geçen sene değil evvelki sene yaptığım bir yapı. Aslında çok basit bir şey. Galeride giriyorsunuz, galeri boş. Duvarların her birinin ardına birer kamera yerleştirdim. Ve duvarın hemen ardında her ne var ise orayı çekiyor o kamera. Ve direkt olarak bütün duvarın üzerini kaplayacak şekilde o kameradan gelen görüntü yansıtılıyor duvara. Yani duvarın ardındakini görüyorsunuz, o duvara baktığınız zaman, canlı olarak. Bu işte New York'taki galeriydi. Şurası yan sokak, ara sokak. Burası galerinin ofisi. Burası giriş. Ondan sonra şurası yandaki apartmanın içi, oraya çıkan merdivenler. Şimdi burası yandaki galeri, orada sergilenen resimler. Şurası da gene evet işte yan sokak yani dört taraftan. Hayatın dört alanı gibi düşündüm yani bir taraf sokak, bir taraf ofis, çalışma, bir taraf ev, bir taraf da sanat galerisi. Bunun ismini de George Perec'ten yürüttüm, yazar, Fransız yazar. Onun bir Paris mekanını tüketme girişimi diye aslında çok da sanatsal bir yazar yani bence
birazcık daha genç yaşamış olsa belki tamamen kavramsal sanatın içinde olabilecek birisi. Birçok yapıtı sanat projesi gibi. Orada da şey yapıyor işte, 3 gün boyunca Paris'te bir kafede oturup çevresinde gördüklerini not alıyor. İşte iki adam yürüyorlar, biri köpeğini dolaştırıyor, köpeğin cinsi şu, karşıdan bir kadın geliyor, elinde filesi var, işte 25 numaralı otobüs geldi, kadın ona dedik, şimdi falan filan gibi böyle sıradan şeyler. Ve sorduğu soruda, en sonunda sorduğu soruda hep şey, hiçbir şey olmadığında ne olur? Hiçbir şey olmadığı zaman ne oluyor? Şimdi burada da aslında projeksiyonlarda bana ilginç gelen şey, şimdi bir yandan biliyoruz dışarıda hayat değişiyor falan ama bir şey oluyor yok yani günlük hayat. Çünkü normalde işte ne bileyim cinayetler, işte kazalar falan filan bunlar istisnai şeyler. Oysaki o projeksiyon bize biraz sinemayı anımsatıyor. Sanki sinemada hayatı seyrediyormuş gibi ve içinizi bir anlamda beklentiyle dolduruyor. Yani sanki hakikaten o esnada bir şey olacakmış gibi. Çünkü hep filmlerde o hiç olmayan istisnai şeyler hep olur ya o 2 saat içinde yani. İşte intihar edenler, yok bunlar ne, bir sürü bir şey. O öyle bir karşıtlık da yaratıyordu. Ve işte içerisi dışarısı yani içeridesiniz öyle bir panoptikon gibi bir şey. Ama dışarıyı bu sefer dahil olmadan gözlemleyebiliyorsunuz. Ben de bunun ismini bir New York mekanı tüketme girişimi dedim ve Güney Afrikalı yazar arkadaşım Marie Orford'la gelip 3 gün boyunca bu sefer galerinin içinde oturdu ve gördüklerini yazdı. Bayağı güzel bir anlatı oldu. O da bir metin yani umarım yakında yayınlanacak. Sonra bu oradan bir fotoğraf örneğin. Sonra gene şeye gelirsek Duchamp ve otoportre ama yani buradan sonra başka Duchamp'la ilgili bir şey aklıma geldi. Yani gene demek ki işte 22 sene önce başladığım şeyi unutmamışım belki de. Onun yapıtına geri dönmek istedim ya da tesadüfi oldu belki de. Belki biliyorsunuzdur Ethan Donet diye bir son bir eseri var. Philadelphia Müzesi'nde şu anda. Duchamp yaklaşık 60 yaşındayken bilinen bir sanatçı ama öyle dünyanın en meşhur sanatçısı falan değil. Ve şey diyor işte arkadaşlarına, herkese ben artık sanatı bıraktım. Satranç oynamaya kendimi veriyorum diyor. Gayet de iyi bir satranç oyuncusu aslında. Fransız milli takımına seçiliyor vesaire. Ama bu 22 sene boyunca önce 14. sokaktaki New York'taki evinin arka odasına gizli bir bölme yapıyor. Orada başlıyor üzerinde çalışmaya. Sonra da 11'in oradan atıyorlar onu. 20 sene sonra kirayı ben için hatırlamıyorum. Başka küçük bir atölyeye geçiyor. 11. sokakta. Orada tamamlıyor. Sadece karısının ve oğlunun bildiği bu yapıt üzerinde 22 yıl boyunca çalışmış ve işte 11. sokakta tamamlayıp bitirmiş. Sonra da ölüyor. Öldükten sonra orada buluyorlar bir şey. Şimdi bunu aklımıza tutalım. Şöyle geri dönüyorum. Bu da mesela gene aslında çok enteresan. Ay Bey'in Duchamp'ın otoportresine yaptığı gönderme. Şimdi bu benim otoportreden ve Duchamp'dan benden ve Ay Bey'e geleceğim. Şimdi burada girdiğiniz zaman atölyeden girenler şunu görüyorlar. Böyle bir kapı. Dışının kilometre bu kadar güzel değil ama kapı aynı kapı. Üzerinde 2 tane minik gözetleme deliği var. Başka bir şey yok. İçeride şöyle bir şey, işte cinayet sahnesi gibi bir şey var ama siz hem içeridesiniz, içeriden daha da içeri bakıyorsunuz ama sanki dışarıya bakıyormuş gibi de bir hava var yani. İçerisi ışıl ışıl. Arkada bir şeyler de var, hafifçe akıyor böyle bizim şeyde, Kapalı Çarşı'da mı şeyde sattıkları o akvaryumlar gibi iktidai bir şey ama güzel bir illüzyon. Elinde bir işte gaz lambası tutuyor, yanıyor. Soluk bir ışık. Arkada ışıklar var, bulutlar var falan filan. Böyle bir sahne, başka bir şey yok. Sonra bunu alıp müzeye götürüyorlar. Son 50 senedir de izleyiciler gelip işte giriyorlar, delikten bakıyorlar, bunu görüyorlar, çıkıyorlar. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Madem bu kapalı bir kutu ve içeride bir sürü ışık var, dışarıya da tek çıkışı 2 tane minik delik. Biz dışarının ışıklarını kapatsak acaba deliklerden bu içerideki görüntü yansır mı?
yani bir camera obscura gibi bu işler yani şimdi biz buradaki ışıkları kapatsak, şurada küçücük bir delik yapsak dışarıya doğru, oradaki görüntü buraya ters olarak yansır ışığın fazla olduğu yerden. Bu da acaba o şekilde yansıyacak diye düşünüyorum. Bunun maketini yaptım ve yansıdı tabii ki. Ama düşündüğüm gibi içerideki görüntü ters olarak yansımadı sadece. Çünkü benim unuttuğum şey tek değil iki delik olduğuydu. İki tane delik olunca iki tane kamera obscura'dan bahsediyoruz. Ve iki görüntü üst üste yansıyıp üst üste biniyor. Böylece bambaşka bir kompozisyona yol açıyordu. Bu Duchamp'ın çektiği bir fotoğraf. Sonra ve orada ben bir surat gördüm yaptığım makette. Onun üzerine bunu peşine bırakmak istemedim. Önce müzeyi aradım. İşte kapatılmışlar, bakalım ne çıkıyor falan diye. Onlar çok heyecanlandılar, tamam dediler. Sonra zaman içerisinde bir şekilde değişti bu. Ve yapamayacaklarını söylediler bana. Böyle bir şey izin veremeyeceklerini. Oysa ki hiç kimse bir yere dokunmuyor yani. Neyse ben de kendim bu yapıtın birebir bugüne kadar yapılmış en zannediyorum yani tutarlı replikasını yaptım. İşte iki tane küçük deliği de yaptım. Sonra bu replikayı Duchamp'ın öldüğünde bulunduğu atölyeyi buldum. Oraya götürdüm, oraya yerleştirdim. Yani şeydeki 11. sokaktaki atölyesine. Ve insanları oraya davet edip hem ama atölyenin içine aydınlatmadım. Böyle insanlar deliklerden bakıp bu sahneyi görüyorlardı. Sonra biraz geri çekilip bekliyorlar, gözleri alışıyordu. Duvarda işte o benim dediğim sureti görüyorlardı. Aşağı yukarı şöyle bir şey yani. İçeride o yerleştirme var. Oradan çıkan ışık duvarda bir görüntü yaratıyor. Benim şeyde gördüğüm, makettekinden çıkan görüntü şöyle bir şey. Yani ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama biraz kahve falı gibi. Ama işte dediğim gibi yani yansıtma ve izleyicinin aktive etmesi açısından bakıldığı zaman ikili bir oyun. Bu da benim onu benzettiğim Duchamp'ın Rose Selavi olarak Mandarin çektiği portresi. Ai Weiwei'nin son işi New York'ta gene daha yeni kaldı. Bu da birkaç ay önce bitti benim sergim. 12'de birkaç ay önce bitti. O da işte iyi çiftler iyi komşular anlamına gelir gibi bir İngilizce bir öyle bir deyim var. Oradan ona bir taraftan. Ve şeyde Washington Square Park'taki o meşhur işte köprü gibi bir şey var. Onun içine bir kafes yapmış. Kafesin de içinde bir silüet var. İşte oradan geçiyor insanlar. Esas yapıtı o. O silüet aslında az kişi bildiğini düşünüyorum. Marcel Duchamp'ın André Breton'un Paris'teki galerisinin bir sergisine, silüet sergisine yaptığı kapının girişi. Aslında yani şu gördüğünüz video, Ai Weiwei'nin işte geçen sene New York'ta tekrarladığı bir figür. O da şu. Yani aslında benim kafamdaki soru, hem soru hem belki şey, mesele, bu dışarıda olduğunu varsayan coğrafyalar, ki bunlar dediğim gibi çoğunluk, neden böyle olduklarını baştan kabul ediyorlar? İkincisi de, bu Duchamp, Marcel Duchamp'la bizim sürekli ne alıp veremediğimiz var. Teşekkür ederim. Sunumumuz için. Marcel Duchamp'ın biraz etkilendiğiniz Ai Weiwei'yi de gördük. Biraz bunu açabilir misiniz? Yani bunu öğrenmek isterdim. Teşekkürler. Yani baştan söylediğim gibi işte o tercüme edilmeye çok yatkın yapıtları olduğunu düşünüyorum. Yani hatta daha da ileri giderek yapıtı
yapıtın kendisini bırakın, resmini bile görmeseniz kavrayabileceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi normalde işte bize anlatırlar, bilmem nerede Amerika'da dev bir enstalasyon varmış, adam işte aylarca uğraşmış, şöyle işte taşları şöyle yığmış falan filan, orada gidip görmen lazım yani bunu anlamak için. Veya Monet işte yıllarca uğraşmış, işte şeyleri yapmış, kocaman resimler karşısında durup etkilenmen lazım ki doğru. Ama Duchamp'da öyle bir şey yok. Duchamp'ın işinin fotoğrafını dahi görmeden, özellikle şeyler, hazır nesneler ve bir dolu başka bir iş, sırf hikayesiyle bile onu anlayabiliyor. Yani tercüme edilmeye, farklı kültürlere diyeyim, farklı mecralara tercüme edilmeye çok yatkın bir yapıt var. Benim görüşüm bu yönde. İkincisi de bir sürü esrar bırakmış olması arkasında. Yani gene bu projede olduğu gibi açıklanamayan, söylemediği, sonra bir sürü yalan söylediği insanlara kandırdığı bir sürü şey var. Onlar da çok acayip. Yani oraya buraya küçük ipuçları bıraktığı bir sürü şeyler var. Sonradan eserin içerisindeki boşluklar çok akıllıca bırakılmış ve onları da izleyici ya da yorumlayan sürekli doldurmak istiyor. Böyle olunca şimdi neyin doğru, neyin yanlış olduğu zaten ortadan kalkıyor. Benim sanatta zaten sevdiğim şey de bu. Çünkü ortada bir doğru yanlış yok. İş baştan yanlış, yani baştan kurmaca. Ortada ileri tutar bir taraf olması gerekmiyor yani. Hiçbir şeyin doğru ya da doğrucu ya da gerçek, hakiki olması gerekmiyor. İş zaten olay kurmaca yani. O yüzden oraya yaptığımız, izleyicilerin yaptığı yansıtmalar da onun bir parçası olmaya başlıyor. Bence bu da çok akıllı bir şekilde onun daha uzun zaman gitmesini ve tartışılmasını vesaire sağlıyor. Bir de çok ilginç bir şey. Ben bir sergiyi yaptığımda Duchamp'ın meşhur bir lafı vardır. Benim gerçek izleyicim ben öldükten 50 yıl sonra gelecek diye bir lafı var. Şimdi ben bu binada işte o atölyeyi tuttum. Bir tane de kitap hazırlamıştım. Kitap da 1 Ekim'de çıkacak. 1 Ekim 2017'de. Onun üzerine dedim ki atölyeyi de 1 Ekim'de açalım. İnsanlara gelmeye başlasınlar. Sonra 1 Ekim pazara rastlıyormuş. Pazar günü de bütün o bina kapalı. Tamam o zaman 2 Ekim olsun dedim. 2 Ekim 2017. Sonra bir ara alakasız bir şekilde şeyler Wikipedia'dan bakıyordum. Duchamp'ın doğum ölüm zamanı. 2 Ekim işte yani 50 sene önce 1968. 50 sene önceki yani 50 senenin başladığı gün ben bunu açmış oldum. Yani o da böyle bir tesadüf ama yani bu da şeyi gösteriyor. İşte uzun uzadıya bu işlerin gidebileceğini, iki taraftan yansıtmalar ve katkılarla ilerleyebileceğini bence. Çok akıllıca bir şekilde her şeyi açıklamadan ortada bıraktığını biraz düşünüyorum. Davut'un hikayesinde boş kalan bir şeyler var. Yani Eskişehir'deki heykel ne oldu? Amerika'da hala duruyor mu? Eskişehir'de yapılan heykel strafor mu ödülme? Değil herhalde, farklı bir malzemeden mi ödülme? Değil, değil. Strafor, ilk benim yaptığım strafordu. Sonra kırıldı. Kırıldığı zaman işte belediye başkanı beni aradı, götürdük. Onu onardık. Sonra biraz salçıyla falan düzelttik. Üstünden fiber kalıp aldık. Straforlar atıldı çöpe. Fiberin içine tekrar fiber döküldü. Onun içinde metal konstrüksiyon yapıldı. İki kopya. Belediye başkanı bana dedi ki iki tane yaparız bunlardan. Biri senin, biri bizim. Tamam. Ondan sonra bir tanesi Amerika'dan işte talep edildi. Oraya gitti. İkincisi hala depoda benim değil. Üstelik de kalıbın içinde hala. Kalıptan da hiç çıkmadı. Açınca ne çıkacağını bilmiyoruz. Ama çıkar. Amerika'da duruyor mu ayakta? Mı? Duruyor duruyor ayakta. Bir de şehirde de yani çok komik şeyin... küçük bir şehir diyemeyeceğim, büyükçene bir şehir. Ama oranın böyle bir simgesi olmasa bile işte Davut'un altında buluşalım, altında falan insanlar sözleşiyorlar öyle bir orada duruyor hani. Henüz düşmedi. Tepkiler çok komikti yalnız. Evet. Her şeyi gösteriyor. Evet. Evet yani o şey filmin yönetmeni yani ben o açıdan da seviyorum çünkü işte şey bu bir başarı öyküsü falan filan değil de ne yaparsak yapalım yani yıkılsa da felaket işte hezimet dikilse de bir şekilde hezimet yani hiçbir şekilde tatmin edemiyoruz bu şekilde. Koleksiyonlarla nasıl buluştunuz? O çok enteresan bir adam aslında. Ta
ben 2007 yılında askerden döndüğüm gün Walker Art'ın grubuyla benim atölyeme gelmişti ama işlerimi de biliyordu. Gazete projesini oraya Kentucky'ye götürmek istiyordu esas olarak. Yani koleksiyonerden ziyade neredeyse küratör gibi işliyor kafası. O gazete projesi içinde 2 seneden fazla uğraştık. Yani sürekli toplantılar, adamları işte ikna etmek için. Öyle başladı işte. Sonrasında o gazete projesi bir şekilde işlerine sinince onların işte bir şey daha yapalım, Davut alalım falan dediler. Öyle, hala da çok yakın arkadaşım. Ben bu Davut'un hikayesinde izlerken çok sevdiğim bir müzik çok iyi kaynaşmıştı. O erken barok dönemiydi, onunla ilgili bir bilgi almıştım. İlk baştaki mi? O şey. Evet, arada şey, vokalle korosu. Evet, evet, o şey. Christian Bach, yani meşhur Bach'ın kuzeni. Şarkının adı, yani o şarkının adı da Mein Freund ist schön. Güzel arkadaşım. Benim sanat pratiğimde gene, yani onu bana insanlar hep şey diyor, ya sen dalga mı geçiyorsun, ciddi mi söylüyorsun, anlamıyoruz diyorlar. Ben de onlara, ben de anlamıyorum diyorum. Sonra Dali'nin aynı öyle bir lafını buldum. Bir tane hatta çerçeveletip şey yap, insanlara imzalayıp bir de satmış. İşte benim bütün işte olayım, şaka mı yapıyorum yoksa ciddi miyim, kimsenin anlamaması ama önemli olan benim de anlamamam gibi bir şey. Şimdi ben genelde parodi, yani işin içinde komik bir şeyler, absürt bir şeyler olduğunu seziyorum, anlıyorum. Ama ona açık yüreklilikle de inanıp peşinden gidiyorum aslında. Yani dalga geçmek için yapmıyorum. Yani Mona Lisa'yı baş aşağı çevirmeyi hala da çok isterim ve bence de iyi bir fikir yani. Yani çünkü ressamların hep yaptığı bir şeydir o. Yani bir resme çok alıştığın zaman, ona günlerce üzerinde çalıştığın zaman artık değerlendirememeye başlarsın. Şimdi Mona Lisa da biz 500 senedir bakıp duruyoruz, bu başyapıttır, başyapıttır. Yani 500 senedir başyapıt sayılmıyor ama artık alışmış durumdayız. Yani baş aşağı çevrilirse ama orijinali illaki bizim de algımızı değiştirecek ve ona resim gözüyle bakabileceğiz diye düşünen bir yanım da var. Öte yandan da işte absürt bir şey gibi de düşünen bir yanım var. İkisi birden yürüyor bence ama paradinin tek başına işlemesinin taraftarı değilim ya da absürt olanın sonuna kadar ama açık yüreklilikle ve dürüstlükle peşinden gitmek, naiflik dediğim peşinden gitmek taraftarıyım ben. Yani hepimizin içinde naif bir şey, ne kadar işte alaycı olsak da, ne kadar akıllı zannetsek de kendimizi, bence naif bir yan var içimizde ve onu bulmaya çalışıyorum. Serkan, sanırım gerçek olanla hayal arasındaki geçiş yolu üzerinde bir şey belirtiyorsun, bir fikri, bir ihtiyaç peşinden gidiyorsun sanki. Ve yansıma, yanılsama, gerçek, gerçeklik, hayal, tahayyül, muhayyile, bu gibi kavramlarla dolu sanki beynin içi. Yani bir filozof gibi ama aynı zamanda ki onun kardeşi olan, kader ortağı olan bir matematisyen gibi düşünüyorsun sanki. Problem çözüyorsun ama problemin şeysini de kendin atıyorsun. Yani sorunu ortaya attıktan sonra bilmediğin o sorunun çözümlerini de sanki açıyorsun, görsün. Yani nereden geleceğini bilmediğin bir çözümü sanki öneriyorsun. Önerdiğin anda sanat yolunun ortasında buluyorsun gibi. Kendime senin sanatını böyle yönetiyorum. Evet, yani. Haksız mıyım? Bana birazcık bu konuda yardımcı olabilirsin. Yok, ben de yakın düşünüyorum. Yani şey de mesela parodi, espri yapıldığı zaman mesela George Perec'ten mesela bir örnek vereyim yine. Onun neydi adı? Disparisyon, şey, Türkçesi de yokluk, kayboluş mu? Kayboluş diye bir meşhur kitabı vardır. Kitapta E harfini hiç kullanmaz.
Fransızca'da en çok kullanılan harf. Sıfır. Ama bunu size kimse söylemezse asla anlamazsınız o kitabın E harfi kullanılmadan yapıldığını. Hatta bir pasaj var. Orada üç tane karakter kendi aralarında konuşuyorlar. Birisi diyor ki sen anlamadın mı hala diyor ya bu işte bu adam diyor böyle işte işiden bir kitap. Ha, bu aynen bu fikir ortaya çıkıyor tamam mı? Ben bir harf kullanmadan kitap yazacağım diyor birisi karakterlerden biri ama hala E yok. Diyor ki hayır diyor öyle bir şey olmaz sen anlamadın mı hala hangi harfi kullanmayacağım falan diye böyle bir sayfa gidiyor. En sonunda diyor ki A harfini kullanmıyorum ben diyor. Bir bakıyorsunuz o pasajda ne A var ne E var. Ama söylemeden anlamıyorsunuz. Şimdi Josh Berek en sonunda da bir kısa bir yazısı var. Nasıl ortaya çıktığını anlatıyor bunun. Bir akşam yemek yerken arkadaşlarla iddiaya girdik diyor. Sen yazarsın yazamazsın şaka diye çıktı. İddialaştık. Ben de yazarım dedim diyor. Başladım. Ortalarına doğru bırakmayı düşündüm ama sonra devam ettim diyor. Şimdi bütün olay aslında absürt veya şaka olduğunu zannettiğiniz bir şeyden belki de çıkıyor. Ama o ne kadar ciddiye binerse o kadar derinleşebiliyor. Ve şeyde mesela o E olmayan kitabın çevirilerinde de E yok biliyorsunuz. Almancasında da E yok, İngilizcesinde de yok, Türkçesinde de yok. Türkçesinde de E harfi yok. Ve o kitabı okuyunca o kadar hoş bir şey ki hemen ikinci, üçüncü hatta katmanlar yaratıyor. Çünkü siz okurken daha o E olmayacağını bildiğiniz için acaba bu kelime neyin yerine duruyor diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ve beyniniz birkaç metni birden okuyor aslında. Yani onun E'li halini ve E'siz halini okumaya başlıyor. O yönden de çok aslında gene sanat projesi gibi bir kitap. Tabii belli bir akım zaten. Olipo akımının. Olipon, evet. Yani o İtalya'da da dil boyutunda yarattı. Köle var, bir sürü o anlar. Evet. Ama bunu... bir tane ev var yani, bir tane ev var. Yazarın adı ne var? Evet. Bir tane var. Ama bulmak mümkün değil çünkü görmüyorsunuz. Yani bir yerden sonra o arasını bulmanız mümkün değil. Hı-hı. Bir de gene Düşan'ın bir lafı var, o da şey... Sorun... Pardon, çözüm yok çünkü sorun yok. Benim yarattığım ölçüde var. Benim izin verdiğim ölçüde var. Benim davet ettiğim ölçüde var. O da aynı yere geliyor. Evet. Öncelikle teşekkür ederim konuşma için. Şeyi öğrenmek istiyorum. Bu sanatçıların başka bir sanatçıya referans vermesi veya kendine mal etmesi veya çalması veya appropriation denilen. Bunların arasındaki ilişkileri ne zaman değerli, ne zaman değersiz hale geliyor? Yani çok ince bir borderline bir durum. Yani çok kullanılan bir şey sanatla muhakkaklı. İster istemez yani insanlar şimdi biz bir de ama ben... Ama ne kadar ne ölçüde? Mesela sizin bu şeyde esintide verdiğiniz hı-hı örnek gibi veya sizin de orada kullanmış olduğunuz hı-hı bir durum. Şimdi ben kendimi bir şeyle düşünüyorum. Şimdi bizler mesela ne bileyim eski klasik döneme giderseniz orada işte doğanın hatta isterseniz antik Yunan'a gidin yani fark etmez şey doğayı taklit etmek diye bir genel geçer bir tanımı vardır ya işte sanat işte bilmem ne yok. Michelangelo Musa'ya hadi konuş artık demiş yani hayata yaklaşmak. Natürmortu çok güzel öbür hikayeler vardır. İşte iki Japon ressam mıydı? Yarışma yaparlar, biri açar şeyi, örtüyü, tuvalden, işte natürmortu, üzümleri o kadar güzel yapmıştır ki kuşlar karar gelirler şey yapmaya, öbürleri de jüride öbür ressama döner, hadi sen de aç örtünü de görelim sen ne yaptın diye, o da resim bu işte der, aslında örtüyü yapmış o, o insanları kandırmış falan. Böyle bir hayatı taklit şeyi vardır. Bence bizim dönemimizde, belki daha önce de başlamış olabilir, benim için yani gerçekliğin önemli bir kısmı kurmacadan geliyor. Zaten ben hayatı bir şekilde romanlardan öğrendim gibi hissediyorum. Yani kurmacadan öğrendim gibi. O yüzden kafam hep şeyle çalışıyor. Yani bir yerlere gönderme yaparak çalışıyor. Ondan kurtulamıyorum. Kurtulmak da istiyor muyum bilmiyorum. Ama sınır nerede? Onu Allah bilir. Yani ben yargıç değilim yani. Bir yandan isteyen istediğini alır gibi hissediyoruz ama bilmiyorum. Yani o şeye de çok inanmıyorum. Şimdi o evet, haklısınız yani gösterdim. Bunu da benden sonra bunlar yaptılar, bir de kötü yapmışlar dedim. Sanki benden çalmışlar gibi ama ben genel olarak sanatçıların kalkıp da bir başkasına bir şey çalacağını çok fazla
düşünemiyorum. Çünkü bunu da ahlaklı oldukları için değil de birazcık kendilerini çok sevdikleri için, yani kalkıp da öbürünün fikrine fazla tenezzül etmeyecek oldukları için yapmayacaklarını düşünüyorum. Çok teşekkürler geldiğiniz için.